Temmuz'da 10 Türk denizci Nijerya'da kaçırılmışlardı. Bir iki gün önce serbest bırakıldılar. Dün yola çıktıklarının haberlerini vermiştik ve onlar artık vatan toprağında, Türkiye'deler. Geldiler. Evet, 13 Temmuz'da. Yaklaşık bir aydır kabus dolu günler yaşıyorlardı, zoraki hasret çekiyorlardı. Ve o hasret yüklü günler bayram sabahında sona erdi. Çok şükür gerçekten çok mutluyuz. Efendim siz ağladınız. Allah kimseye bir daha bunu yaşatmasın. Kimse sınamasın bunu. Çok mutluyuz. Umuyoruz ki son olur. Nijerya'da deniz korsanları tarafından 16 Temmuz'da kaçırılan denizciler ailelerine kavuştu. İstanbul Havalimanı'nda duygu yüklü anlar vardı. Gözyaşlarına alkış sesleri eşlik etti. 10 denizci cuma akşamı serbest kalmıştı. THY'nin Abuja'dan kalkan uçağıyla Türkiye'ye döndüler. 26 gün sonra yaşadıkları bu mutlu anı basın mensuplarıyla paylaştılar. Ve tabii yaşadıkları zorlu anları da. Bizi aldılar götürdüler bir ormana. Yani yılanlar, akrepler, böcekler, bataklık her şeyi yaşadık ya. Yani. Peki ne? Afrika ormanı yani nasıl? Ve Allah amaçlarını bilmiyorum. Hiçbir şey söylemediler. Ya ilk başta serttiler. Ondan sonra iyi davrandılar. Yani fiziksel bir şey olmadı. Ama artık kötü günler geride kaldı. O kötü günleri atlattı. Artık bizim için geçmişte kaldı. O günleri artık unutmak istiyoruz. Mutluyuz, ne diyelim. Nijerya açıklarında deniz korsanları 18 Türk'ün bulunduğu Türk bandıralı Paksoy 1 adlı kargo gemisine saldırmış, 10 gemiciyi kaçırmış, gemiyi yaylım ateşine tutmuştu. Kaçırılan 10 mürettebatsa cuma günü serbest bırakılmıştı.